Herkese selamlar. 2024'ün ilk haftalık burç yorumuna hoş geldiniz. 2024 hepimize başka başka kararlar aldıracak. Özellikle de geçtiğimiz yıl bazı şeyleri yeniden düzenlememizi sağlayacak. Eğer 2024 yılının bir ismini arıyorsanız, ben genelde biliyorsunuz kitaplarımda yıllara hep isim koyardım. Ve yine koydum aslında, yani sosyal medyalarda, web sitemde bolca bulacaksınız bu kelimeyi. 2024 dünya seçimlere, kişisel hayatlarımız seçimlere doğru gidiyor. O yüzden de 2024 yılında seçimler başlasın diyor ve dolayısıyla kişisel hayatlarımızda bol bol, duygusal dünyamızda bol bol seçimler yapacağız. Çünkü yeni bir döngü başlıyor ve bu yıllardır uğraştığımız bu süreçler, karışık süreçler 2024'ün özellikle 16 Ocağı'ndan sonra gökyüzü deyimi yerindeyse, hani sitemde yazarım ya, yeryüzüne akacak ve daha sonrasında yeni bir döngü başlayacak. Ama tabii ki biz kişisel hayatlarımızda bunu 2024'ün sonunda ancak bunu yakalayabileceğiz. Arkaya bakmayacağız 2024'te. Yola devam edeceğiz ve yorulduğumuzu, üzüldüğümüzü sonradan fark edeceğiz. Önce koşacağız. Peki 2024 1-7 Ocak tarihleri arasında diyor ki gökyüzü, koşuyor musunuz? Peki ilk koşan kim olacak? Malum 1 Ocak Ay Başak'ta başladı. Merkür Yay burcunda geri giderken başladı. Ve en önemlisi ise Venüs de Yay burcunda. Gökyüzünde bir tarafta ateşte gezegenler, bir tarafta toprak burcunda son derecelerinde hareket ediyor. Bir tarafta da Merkür retrosu bitmek için gün ve saat sayıyor. Yani ailesel, duygusal, merhametli, şefkatli, çok konuşarak başladığımız 2024 yılının 1 Ocak temasında Koç burçları biraz hiddetli bir hafta geçirecek, hareketli bir hafta geçirecek ve özellikle de 3 Ocak Çarşamba günü Ay burç değiştirdiği günde kendisini duygusal olarak ifade etmekte biraz zorlanabilir. Sevgili ekran başında bu videoyu izleyen Koç burçlarına 3 Ocak 2024 gününe özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Çünkü o gün biraz ani, akışkan konuşmalarda hiç aklınıza gelmeyecek, planlamadığınız cümleler dilinizden dökülebilir. Dikkat. Ve geldim sevgili boğa burçlarına. Boğa burçları ekonomik konular, maddi konular, içindeki kaygılar derken 7 Ekim 2023'ten bu yana zaten onu bir takım huzursuzluklar yiyip bitiriyor deyimi yerindeyse. Ve 2024'ün 1 Ocağı'nda ayın Başak'ta başlaması ve en önemlisi ise Mars'ın 4 Ocak'tan itibaren Oğlak Burcu'na geçmesi kariyerlerinde, işlerinde, para evlerinde ve gelecekle ilgili planlarında onları daha çalışkan, daha azimli, daha cesur, daha iş bitiren bir ruha büründürecek. Ve dolayısıyla da 1 Ocak itibariyle sevgili boğa burçları ta ki 7 Ocak'a kadar yöneticileriyle, işle ilgili, ailedeki ortak parayla ilgili bir takım gelirler veya kiracılarıyla ilgili varsa bunlarla bir konuşmalar yapacak. Ama ben sevgili boğalara şu tavsiyede bulunurum. Lütfen önemli konuşmanızı 5 Ocak'tan sonra yapın. Lütfen 5 Ocak'a kadar olur da hani yeni yıl kutlaması, konuşması, karşılaşması, tesadüfleriyle hadi bunu burada konuşayım demeyin. Lütfen biraz böyle yutkunalım. 5 Ocak'tan sonra zaten o para konuşmaları, alacak verecek meselelerini konuşmak size daha hızlı geri dönüş sağlayacak. Bir de aynı zamanda 2024'ün genelinde para sorunlarınızı çözeceğinden hiç şüpheniz olmasın dedikten sonra ve gelelim 1-7 Ocak 2024 tarihleri arasında İkizler Burcu'na. Sevgili İkizler Burçları, Venüs karşınızda. Evet, dünya ekonomik kendine göre bir sıkışmadan geçiyor. Sizin de kendinize göre maddi konularınız var ama gönlünüzü yoran bir Venüs var. Venüs karşıt burcunuzda hareket ediyor. Beni kim seviyor, niye seviyor, neden bana bunu yapıyor, neden, niye, niçin sorusunu bu hafta çok soracaksınız. O yüzden de 1-7 Ocak tarihleri arasında lütfen bu sevgiyi analiz etme, tartma, şekillendirme, kalıba koyma ama bunu neden yaptı gibi soru işaretlerini birazcık askıyalım. Çünkü herkesin kafası, fikri, düşüncesi 5 Ocak'tan sonra yerine gelecek. Aslında 2024 5 Ocak'ta başlayacak desek biraz daha sağlıklı olabilir ve İkizler Burcu'nda burada lütfen duygusal olarak böyle kendi o kırgınlıklarınızı çevrenizdekilere çok yansıtmayın. Çünkü İkizler konuşmaya başlarsa gerçekten fikri takibi değil, geçmişten gelen konuları patır patır önünüze koyar ama biz 5 Ocak'a kadar sevgi,
aile, ilişki, evlilik konularında çok konuşma, sert konuşmalar yapmıyoruz. Ve geldim sevgili yengeç burçları. Yengeç burçları eve girmiyor. Sokaktalar, sosyal hayattalar. Her ne kadar yılbaşını ailede geçmiş olsalar da ellerinden telefon düşmüyor. 1-7 Ocak tarihleri arasında sevgili yengeç burçları evde durmayacaklar. Mutlaka evde bile olsa telefonları susmayacak. Devamlı aktif olacaklar. Devamlı aranan, konuşulan, soruları cevaplayan, bir şeylere yetişmeye çalışan ve haber trafiğinin içinde yoğun bir hafta geçirecekler ve en çok da mutfakla uğraşacaklar. Küçük ev kazalarına dikkat diyoruz. Bunun için de 4 Ocak tarihini uyarıyoruz. Ve geldim sevgili aslan burçları. Aslan burçları gururlu, onurlu, kendinizle iyi hissedeceğiniz bir takım gelişmeler var. Çünkü neden? Artık gökyüzü kovaya taşınmak için gün sayıyor ve sizin de haritanızda güneş burcunuzda karşıtlık yapacak. Plüton karşıtlığını artık hissetmeye başlamanız demektir. 2023'ten yarım kalan, bekleyen, size verilen sözler bir anda yerini gelip bir anda bulabilir. Hiç beklemediğiniz, buralarda terfi yoktu, şöyle yoktu, böyle yoktu deseniz de hayat sizi bugünlerde yüzünüzü güldüreceğinden hiç şüpheniz olmasın. Yani 1-7 Ocak tarihleri arasında iş yerinizden veya ailedeki bir küs olduğunuz, mesafeli olduğunuz birisi kapınızı çalarsa, telefonunuzu çalarsa şaşırmayın, döngünüz başlıyor derim ve gelirim sevgili başaklara. Başaklar yılın dinleneni ama şu ara dinlenmeyecek. Yönetici gezegeni geri gidiyor Ateş Burcu'nda ve dolayısıyla 5 Ocak'ta özellikle Merkür'ün gerisi, gölgesi işte bitti. Hepsi bitecek ve dolayısıyla nefes alarak başlayacaksınız. O yanlış anlaşmanın hepsini bertaraf edeceksiniz. Kariyeriniz yukarı doğru gidecek ama 1-7 Ocak arası biraz hafif ailesel, kardeşsel işte programlar, planlar, o çağırdı, bu çağırmadı, bana sordu, sana sormadı mı gibi bu iletişimsel bozuklukları bu hafta yaşayabilirsiniz. En dikkat etmeniz gereken gün ise bu hafta genelinde 4 Ocak. Sevgili Başaklar der ve Terazi Burcu'na geçerim. Terazi ikili ilişkilerinin birlikteliğinde, evliliğinde daha neşeli, daha huzurlu, daha güvenli olacak. Ve dolayısıyla da özellikle eşini, ilişkisini, birlikteliğini kesinlikle gelen geçmişten yani sorunları çözmek isteyecek. Yani sevgili terazide bir humanistlik hakim olacak. Çünkü Mars artık öncü burcuna geçerken sevgili güneşi terazi olanların güneşine 90'lık yapacak. Ve bu da otomatikman sevgili terazide daha iş bitiren, daha ilişkilerine efor sarf eden, daha yörüngelerinde sevgilisinin birlikte olduğu kişinin hoşuna gidecek, ilgi gösterecek. Ve özellikle sürpriz planlar yapacağından hiç şüphemiz yok. Yalnız terazi burçlarıysanız bu ara gerçekten hoşunuza gidecek. Size iyi gelecek, insanlarla görüşeceksiniz. Derken de oralarda farklı tanışmalar, kaynaşmalar veya yeni insanlar diye de yorumlayabiliriz. Ve geldim akrep burçlarına. Akrep burçları bu ara olabildiğince duygusal ve en üstesi de melankolik. Neden? Merkür bir yerde geri gidiyormuş, Mars burç değiştirecekmiş, gökyüzü oğlaklar. Kovaya taşınacakmış. Gökyüzünde bir trafik varmış. Hani şu İstanbul trafiği var ya çok meşhur. İşte o yukarıda yaşanıyormuş. Ve en çok da sevgili akreplerin kalbini sıkıştırıyormuş. Şimdi bu hafta genelinde biraz böyle geçebilir akrepler. Özellikle anne figürü, anne konusu, ailedeki kadınlar gündeminiz olabilir. Biraz sağlık konuları, birazcık alınganlıklar bu haftanın genelini oluşturabilir. Ve biraz da uzun telefon konuşmaları, öyle dedin, niye böyle dedin gibi biraz uzatmalar söz konusu olabilir. O yüzden de biraz ne yapabiliriz? Gündelik işlerinizde, özellikle yeni yılda yetiştiremediğiniz ne varsa bence bu hafta genelinde oraya odaklanırsanız en azından bu duygusal buhran geçene kadar siz de bu anne figürleriyle çok da mücadele tutuşmamış olursunuz der ve gelirim yay burçlarına, Venüs burcunuzda. Buralar baskı görüyor ruhunuz. Duygusal olarak beklentiniz yüksek. Kısıtlandığınızı hissediyorsunuz. Mars da artık bu hafta genelinde burç değiştirecek. Onun basıncı var. Sevgili yay burçlarına şunu söyleyebilirim. Lütfen 3-4-5 Ocak'ta hani ağır spor yapmamanızı, riskli bir şey almamanızı, eğer uzun yolculuğa çıkacaksanız, araba kullanıyorsanız veya bisiklet kullanıyorsanız ya da scooter kullanıyorsanız, bunlar neyse yani hani bu tarz konsantre olmanız, dikkatinizi vermeniz gereken şeylerde lütfen 3-4-5 Ocak dikkat edin. Çünkü biraz böyle Mars burç değiştirecek. Sizden geçerken küçük kazaları tetikleyebilir, dikkat dağınıklarını tetikleyebilir, çoğalmadık konularınıza getirebilir. Benim burada dikkat edin demem aslında sizi korkutmasın. Bilakis
terkin etmiş oluyorum ve dolayısıyla daha rahat yönetebileceğinizi düşünüyorum dedikten sonra gelirim Oğlak burçlarına. Mars mücadele gezegeni, savaş gezegeni sizin burcunuzda, Güneş de burcunuzda. Zaten bu ara doğum gününüzü kutluyorsunuz. Merkür retrosu bitiyor ve tekrar Merkür burcunuza geçecek ve dolayısıyla gezegenler biraz sizin burcunuzda tıpkı metrobüste gibi biraz sıkıştıracak. Burada ne olacak? Özellikle yönetici pozisyonda bir Oğlak burcundaysanız hikayeniz değişecek. Özellikle ailede uzun yıllardır konuşmadığınız birileri varsa bunlarla karşılaşacaksınız. Uzun yıllardır aynı iş yerindeyseniz veya uzun yıllardır dükkanınız aynı yerdeyse bunlarla ilgili bir takım değişimler söz konusu olabilir. Gündem önünüze gelebilir. Ve geldim Kova burçlarına. Malum Merkür gerilemesi bitecek ve Merkür gerilemesi 3-4 Ocak'ta kendine gelecek. Kova burçları bu hafta genelinde tamamen ilişki odaklı olacak. Biraz daha yavaş hareket edecek. Çünkü yılı çok yoğun kapattı. Yani Aralık ayında hiç durmayan bir burç söyleseniz bana kesin bu Kova burcudur diye de altını çizmek isterim. Ve 1984-98 yılları arası doğumlu Kova burçları da özellikle buralarda sektör değiştirmek, çevre değiştirmek, şehir değiştirmek gibi planları var. Ve dolayısıyla 1-7 Ocak tarihleri arasında bu arayışını devam ettirecek. Ve geldim balık burçlarına. Sevgili balıklar, 2024 yılında rakipsiz olacaksınız. Vallahi lafınızın size laf söyletmeyeceksiniz. Bakalım göreceğiz. Ben mi biliyorum, siz mi yaşıyorsunuz? Madem işin şekerlemesini yaptığımıza göre Merkür gerilemesi bu hafta genelinde bitecekse uykusuzluk, baş ağrısı, üst solunum yolu sorunlarını tetikleyebilir. Lütfen sağlığınıza bu döngüde dikkat edin. Ve tabii ki de dedikodunun peşinizden geldiğini özellikle 1-7 Ocak tarihlerinin arasında dikkat edin. Ve en önemlisi ise bu dedikoduların aslasları var mı? Emin olun. Çünkü herkes bir lafın üstüne başka bir lafı eklediğiyle ilgili bu arada sanırım hepimizin hiç şüphesi yok ve dolayısıyla burada gaflete düşmeyin derim. Aynı zamanda bir kredi, bir ödeme, bir banka ile ilgili bir işiniz varsa bu hafta genelinde buralarda bir takım aksaklıklar olabilir. Hatta seyahate çıkacak balıklar özellikle pasaport, kimlik gibi şeylerini tekrar tekrar kontrol etsinler. Çünkü 3-4 Ocak'ta Merkür yerine, düzüne, önüne bakarken biraz bizi oralarda yorabilir. Unutkanlıklar, küçük kazalar ve en önemlisi ise eşya kaybetmeleri ve yanlış anlaşılmaları getirebilir. Ha gayret bu 21 günün sadece 3-4-5 Ocak tarihlerini yöneteceğiz der. Biraz böyle bol tavsiyeli bir haftayla başladık 2024'e. Ama merak etmeyin, bu sadece bir Merkür gerilemesine üzerine kurulmuş bir hafta değil. Aslında sürpriz, değişik, böyle efsunlu bir ay da geçireceğiz. Çünkü 2024 yılında en çok gezegen değiştiren ay olarak da tarihte yerini alacak 2024'ün Ocak ayı, bilginize. Bunu da otomatikman duygusal dünyamızda, iç dünyamızda özellikle bir şey olmasına da gerek yok. Bunu hissederiz. Peki daha fazla detaylara ulaşmak istiyorum. Seni konuştum, dinledim ama okumak da istiyorum diyorsanız ne yapmak lazım? Tweetburç.com.tr'de veya telefonunuzda Tweetburç uygulaması indirerek ve premium üye olarak ayrıntılı burç yorumlarınızdan ve özellikle tavsiyelerden, tarihlerden uzun uzun yazdım faydalanabilirsiniz.